sinirlerle. Nefes alır bu şehir, açılır perde. Tek başına karanlıkta yeni bir an. Hadi kalk, düşünme, bırak yerine al. Hadi bakalım, hadi güne başlayalım. Galata'ya çıkıp adını aşk koyalım. Var şehirde zengini ve aç yatanı. Düşerse gölgesi yakar yatanı. Sesleri bir an besledim. Güzel ve çirkin bir ben besledim bu şehri. Martılar işinin ehli. Hiç belli olmaz ki gecenin seyri. İstanbul bizi çağırıyorsa takdirinden. İstanbul bizi çağırıyor karanlığından. İstanbul bizi çağırıyorsa takdirinden. İstanbul bizi çağırıyor karanlığından. Beni mi bekliyorsun? Ne? Beni mi bekliyorsun diyorum. Genelde beni beklemeyip gidersin de. Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ olun komiserim. Ne zaman öldürüldü? İlk tahminlere göre dün gece. Vay! Devrem, ne işin var burada ya? Vallahi çağrıyı aldım. Yakınlardaydım zaten. Atladım geldim. Ay Devrem'in iş aşkına bak be. Hastasıyız rica ederim ya. Ne zannettin sen ha? Muhabbeti kesseniz de işimize baksak. Nazlı komiserim, aslında sizin bakacağınız pek bir şey yok. Dosya bizde. Olmaz öyle şey. Merkezde intikal emri bize verildi. Biz sabah geldik buraya, çalışmaya başladık. Aslında sizin pek bir işiniz kalmadı burada. Fark etmez. Şenol'un bu dosyayla bağlantısı var. Şenol'un kurtardığı kızın pasaportu üstünden çıktı. Bakın şimdi. Tamam, tamam. Sen bir gelsene Nazlı komiser. Yaz abi. Bu şekilde olmaz. Anlayamadım. Ya Kemal bizden önce gelmiş, almış dosyayı. Şimdi onu ezmek olmaz. Yine başladın ezbere konuşmaya. İstiyorsan mevzuatı açıp bakalım. Ya anladık. Mevzuatı çok iyi biliyorsun. Ama bazı kurallar yazılı değildir. Yazılı olmayan kurallar da kural değildir Murat Bey. Ya sen adamı deli edersin ya. Senin nişanlın sana nasıl dayanıyor? Sana ne? Ayrıca sen benim nişanım olduğunu nereden biliyorsun? Ne bileyim, öyle dediler. Sen şimdi onu bunu bırak da sen niye bu cinayeti almak istemiyorsun, onu söyle bakalım. Niye istemeyeyim canım? Ya sen ne demek istiyorsun? Ne anlıyorsan onu demek istiyorum. Bak yine ileri gidiyorsun ha. Bu Lena'nın ya senle ya Şenol'la bir alakası var. Daha çözemedim ama çözeceğim. Komiserim. Ne var? Geldim, onu diyecektim. İyi, geldiysen geldin. Bir de cinayet var. İtirazınız yoksa bu olayı alalım Murat Bey. Hadi. Çok özür dilerim. Oğlum sen bir karıya sahip çıkamayacaksın mı lan? Abi çok derin uyumuşum vallahi bak. Ya herifin özrüne bak, çok derin uyumuş. Neyse artık, olan oldu. Yalnız bu Nazlı direkt söyledi abi bizden şüphelendiğini. Ne diyorsun abi? Oğlum bu Lena yakalanırsa bu Nazlı komiser Lena'yı konuşturana kadar rahat bırakmaz. Bir an önce bulalım şu kızı. Ben o gibi bulayım, bacaklarını kıracağım onun. Bırak lan sahte kabadayılı. Neyse şimdi rahat görün, bununla aramızı sıkı tutalım. Niye?
Oğlum düşmanını kendine yakın tut derler ya, o hesap. Yürü, yürü. Kibarlık yapıp beklemene gerek yoktu Sayın Özen. Ne haber Cevap? İyi abi, aynı. Ne olmuş oğlum? Cansu Kazan, 40 yaşında. Müzik öğretmeniymiş. Cesedi yan bahçeye sulayan Macide'nin fark etmiş. Polis aramış. Nasıl ölmüş belli mi? Arkası buraya dönükmüş komiserim. Başını sehpaya çarpmış. Düşmenin etkisiyle boynunda ve bileğinde kesikler oluşmuş. Muhtemelen birinin itmesiyle yere düşmüş, bayılmış. Tabii çok kan kaybedince durum bu. Ölüm saati? Sabah erken saatler abi. 8-10 arası olabilir. Yakınlarda biri var mıymış bir şahit? Komiserim, Avni Bey site yöneticisi. Avni Bey, öğretmeni tanır mıydın? Ha? Avni amca, öğretmeni tanır mıydın diyorum. Ben karşı evde oturuyorum. Ha. Cansu Hanım evli miydi? Yok. Durmuş diyorlardı. Boşanmış kocasından. Avni amca, bir bağırtı çatırtı, bir gürültü duydun mu? Duymadık. E tabii, normal olarak. Cansu Hanım, tek mi yaşıyordu, tek mi? Tek. Öyle biliyorum. Avni amca, rahat ol, anlatabilirsin bize. Biri var mıydı hayatında gelip giden sık sık? Bir dostu var diye duymuştum. Peki, kimdi, kim, kim? O kadarını... Tamam. Avni amca, biz seni yine arayacağız, tamam mı? Heh. Buralarda ol. Tamam. Sağ olun. Evet, etraf fazla dağılmamış. Bir tek burası. Demek ki hırsızlık olayı değil. Öyle gibi görünüyor abi. Kapıda zorlama yok. Tanıdık biri olsa gerek. Komiserim, biraz bilgi topladım. Kadın yalnız yaşıyor. Ev kendisine ait. Seneler önce boşandığı bir eşinden bir oğlu var. Hmm. Üniversite öğrencisi, yurt dışında okuyor. Yalnız maktul, devlet lisesinde öğretmen. Vay vay vay, maşallah ya. Yıllardır yalnız yaşa. Böyle güzel bir sitede müstakil evde otur. Pahalı eşyalarla dekore et. Oğlanı yurt dışında okut. Bana bak, ne yapayım ben ya? Öğretmen mi olayım acaba? Nereden geliyor ya bu değirmenin suyu? Belki ailesindendir. Herkes sen mi Sayın Özen? Hem zengin olacak hem 3 kuruşa devlet memuru. Sen yine bana kötü bir imada mı bulunuyorsun? Yok, tam aksine ya. Senin gibi idealist insanlar az diyorum. İyi tamam, nereden başlıyoruz? Önce şu eski kocayla oğlanı bulalım, onlarla konuşalım. Sonra da meçhul sevgiliyi bulalım. Hadi sağ ol canım. Kolay gelsin. Size de. Başınız sağ olsun öncelikle. Ne zaman boşandınız Cansu Hanım'dan? 10 yıl kadar oluyor. Aranız nasıldı? Hiçbir alakamız yoktu. Aramızda iyi değildi zaten. Görüşmüyordunuz yani? Koray'ın onda kaldığı dönemde mecburen görüşüyorduk. Peki... Şimdi sizde mi kalıyor Koray? Evet, 1 yıldır. Cansu Hanım'ı en son ne zaman gördünüz? Uzun zamandır görmüyorum kendisini. Peki Koray'sa? Ben de uzun zamandır görmedim. Neden? Babamın da söylediği gibi annemle aramız çok iyi değildi. Hadi babanı anlıyorum da, Koray senin niye annenle aran kötüydü? Birlikte yaşadığımız dönemde hayatıma çok karışıyordu. Çok kavga ediyorduk. Böyle şeyler yani. Ya kardeşim, sen uzun yıllardır yurt dışında okumuyor musun? Kadın buradan nasıl karışıyordu sana? Yani yanına geldiğimde, tatillerde
Hem artık çocuk değilim ben. Görüşmüyordum. Yani geldiğimde de babamda kalıyorum zaten. Peki, teşekkür ederiz. Müsaadenizi isteyelim. Yalnız sonra ifadenizi alabiliriz. Tabii, yardımcı oluruz. Sıkıntı yok. Özmen Bey, ne iş yapıyorsun? İş adamıyım. İşler nasıl? İyi. Belli, belli. Peki, görüşmek üzere. Mülk kocadaymış belli ki. 10 senedir evli değiller. Araları da kötü. Belki boşanırken yüklü bir tazminat aldı kadın. Bakalım. Ama çocuğun durumu çok fenaydı. Evet, fark ettim. Bir şeyler saklıyorlar. Belli ki bu arkadaşları yeniden göreceğiz. Şimdi nereye gidiyoruz komiserim? Okula mı? Öncesinde size şöyle güzel bir yemek ısmarlayayım ha. Sen. Evet, ne var? Bilmem ne var. Hemen altında bir şey arama. Sonuçta beraber çalışıyoruz. Her dakika kavga edecek değiliz ya. Değil mi lan? Tabii. Tamam, teklif var, ısrar yok. İyi iyi, peki tamam. Söyle, nereye gidiyoruz? Ha şöyle. Hadi gidelim bakalım. Ismarlayacağım mı dedin? Biz öğlenleri yemekleri burada yesek maaşı bırakırız ha. Koçum, sen hesabı dert etme. Ben ediyorum ama. Yani yine polise ikram yeriyse vallahi ben kalkar giderim. Ya değil, dedim ya bendensiniz diye. Sen de restoran sahibinden değilsin değil mi Murat? Yok vallahi ya, hayatımda ilk defa geliyorum buraya. Hoş geldiniz komiserim. Ha, çocuk tabii rozetten anladı. Bir de masada telsiz duruyor falan. Ne niyetinizle geldiniz? Tamam oğlum, uzatma. Al siparişleri, tamam. Ben bir deniz mahsulleri salatası, bir de su istiyorum. Ya insan salatayla doyar mı? Şöyle adam gibi bir şey ye. Mesela buranın olayı et. Gibi geldi bana. Yani şöyle bir ortamı da koklarsanız... Ben salata alacağım. İyi tamam, sen? Ben bu üç renkli tortillani, şundan ya. Tamam, arkadaşa bundan getir. Sen ortaya bir dana karpaccio yaptır, balzamini az koy. Bana başlangıç olarak asma yaprağına hellim yaptır. Onu bitirince de antrikotumu getir, sosu az olsun. Tabii. Tatlı yer miyiz Sayın Özen? Ya sen şu mozzarellalı künefenizden yaptır, yanına dondurma koydurma, tamam mı koçum? Tabii. Emredersiniz komiserim. Buranın acemisi olduğunuz belli. Ya vallahi ilk defa geliyorum. Bu beni bir yerden hatırladı herhalde. Ben bir lavaboya gidiyorum. Hadi kolay gelsin. Sayın Özen. Demek nişanlı değilsin ha? Aa, sen nereden duydun? Ya bürodaki çocuklar konuşurlarken duydum. Bayağı bir konuşuyorlardı bu konuyu. Bir de kızlara dedikoducu dersiniz. Ya dedikodu konusunda bizim bürodaki çocukların eline kimse su dökemez. Ama ben asla dedikodunun D'sini bilmem. Ne oldu Aydan? Abin değil mi o? Evet o. Yanındaki kız kim? Nişanlısı mı? Çok güzelmiş. Hayır değil. Kim peki? Yoksa? Saçmalama ya. Hadi yürü. Ah abi ah. Ne hatlar karıştırıyorsun kim bilir. Benim gibi değiller, o kadar da değil. Nişanlı değilsin ama biri var galiba. 2 yıldır birlikteyiz. Oho, iş bayağı ciddiye binmiş. Evlilikte yakındır o zaman. Bilmem, henüz teklif almadım. Almadın ama alsan tamam yani. Zaten beraber yaşıyoruz. Yani çok bir şey değişmez sonuçta. Ah, siz bayağı modernmişsiniz. Ters geldi galiba. Yok da bizim orada olmaz öyle şeyler tabii. Sen de sözlüymüşsün.
Ya bana dedikoducu diye laf çarpana bak. Olacak o kadar. Sözünün adı ne? Nagihan. Evlilik ne zaman? Yakın işte. Nasıl tanıştınız? Ne yapacaksın? Sen başlattın. Ya annem görmüş, beğenmiş, bana söyledi. Ondan sonra böyle bir yakın vasıtasıyla bir yerde buluşuldu, görüşüldü. Biz de böyle tanışmış olduk. Görücü usulü yani. Ne var? Beğenemedin mi? Bizim orada böyle yürüyor işler. Yani beğenemedim değil de... Bir dakika, bir dakika. Sen bir hor gördün bizi. Siz nasıl tanıştınız ki? Ya sen şimdi bırak bunları. Benim asıl konuşmak istediğim başka bir konu var. Buyurun konuşun. Lena. Ya Sayın Özen, bak ne güzel bir yere geldik. Güzel bir yemek yiyeceğiz. Keyifli de bir sohbet ediyoruz. Bu hoş sohbetler, güzel yemekler falan. Ben Lena'yı soruşturduğum için olmasın? Bak Sayın Özen, sana ilk ve son kez söylüyorum. Lena diye birini tanımıyorum. Oo, gelmedi mi yemekler daha ya? Oğlum biraz sabırlı ol lan. Sonuçta ekmek arası köfte söylemedik. Girdiğin ortamın adamı ol. Çok severdim. En yakın arkadaşım da o benim. Hala inanamıyorum nasıl böyle bir şey oldu. Sizce kim yapmış olabilir? Cansu çok iyi bir kadındı. Hiç kimseyle bir alıp veremediği yoktu ki. Kendi halinde. İşine gidip gelirdi. Bilmiyorum. En son ne zaman görüştünüz? Ölmeden bir gün önce. Hala inanamıyorum. Ölmeden diye cümle kurduğuma. Akşam yemek yedik birlikte. Dışarıdaydık. Sonra ayrıldık ertesi gün okulda görüşmek üzere. Sabah düğün davetiyelerini aldım. Yakında evleniyorum da. Tebrikler. Teşekkürler. Okula gittim. Baktım yok. Sordum, herhalde izin falan almıştır diye düşündüm. Canım benim. Nikah şahidim olacaktı o benim. Bu muymuş kaderim? Bir erkek arkadaşım varmış ayrıldı. Özcan. Özcan Aydoğdu. İşte bu çocuk. Gıda mühendisi. Yanındaki de benim nişanlım Tunç. Çok sürmedi ilişkileri zaten. Neden ayrıldılar? Tam olarak bilmiyorum. İki ay kadar önceydi. Kavga ettik. Ayrıldık dedi. Beklemiyorduk. Nasıl bilmiyorsunuz ya? En yakın arkadaş değil misiniz? Dedikodu yapmaz mıydınız? Murat. Cansu'nun nasıl söyleyeyim? Böyle kısa süreli bir sürü ilişkisi oldu. Pek çok erkek girdi hayatına. Kavga ettik. Bitti gitti dedi. Ben de üstelemedim. Belki de Özcan Bey aynı şekilde düşünmüyordur. Var mı telefonu sizde? Alalım. Tam vaktinde geldin kızım. Sen şu fasulyeyi ayıkla. Ben bir koşu gideyim Hayriye teyzenlere bakayım. Gelini doğurmuş. Anne bırak şimdi Hayriye teyzenin gelini falan. Otur şöyle bir şey anlatacağım sana. Hayırdır inşallah. Ne oldu? Vallahi pek hayır değil. Abim bir kızla gördüm. Ne? Evet. Sibel'le okuldan dönüyorduk. Servis bozuldu. Otobüse binelim dedik. Bir baktım bir restoran. Böyle gayet de lüks olanlarından. E'si abim oturmuş karşısında çok güzel bir kız. Görsen böyle havalı gibi bir şey. Kızım belki iş arkadaşı filandır. Öyle hemen günahını almasaydın abinin. Anne ne iş arkadaşı ya? Abim plazada müdür mü oldu görmeyeli? Kız tam plaza kızıydı. Böyle sarışın, uzun saçlı, böyle pahalı kıyafetli bir şey. Ay. Abimi de görsen böyle nasıl kırılıyor kızın karşısında. Böyle kibar kibar konuşmalar, hareketler filan. Ay tanımasan düzgün adam sanırsın yani. Tüh tüh. Bak görüyor musun Aydan? Aklını çeldiler oğlumun. Ne aklını çelmesi anne? Kim çelecek senin oğlunun aklını ya? O çelmiştir kızın aklını. Kızım yapmaz abin öyle şeyler. Ah,
Aklıma gelen başıma geldi. Evlenmedi, erteledi, erteledi. Bak işte görüyor musun, bu geldi başımıza. Hoş geldiniz. Buyurun. Çok üzgünüm. Hala inanmıyorum öldüğüne. Ölmedi. Öldürüldü. Özcan Bey kusura bakmayın, ben hemen lafa gireyim. Cansu'nun 2 ay önce ayrılmışsınız. Bir kızgınlığınız var mıydı? Hayır asla. Yok öyle bir sorun. Medeni iki insan gibi ayrıldık biz. Münir Hanım aniden ayrıldı dedi ama. Aslında o kadar da ani olmadı. Bir süredir anlaşamıyorduk zaten. Neydi anlaşmazlığınız? Ayrılmadan bir ay kadar önceydi. Onun evindeydik. Cansu banyodaydı. Bir yerden telefon sesi gelmeye başladı. Çalan telefon ne benim telefonumdu ne de Cansu'nun. Ses nereden geliyor diye evin içinde dolanmaya başladım. Cansu'nun çantasının içinden çıktı o telefon. Yani Cansu Hanım'ın ikinci bir telefonu mu varmış? O ana kadar ben de bilmiyordum. Olayın ne olduğunu öğrenmek için telefona baktım. Bir adam Cansu'yu istedi. Ben de kim olduğunu sorunca cevap vermeden kapattı. İşin daha da kötüsü, ne o telefonun ne de adamın kim olduğunu bana doğru dürüst anlatamadı. Bir akrabam dedi. Ne kadar sorarsam sorayım bu konuyla ilgili daha fazla konuşmak istemedi. İşte o andan itibaren ilişkimiz bozulmaya başladı. Ben resti çektim, o da ayrılalım dedi. İşte o kadar. Hala öğrenemediniz mi? Hayır. Geçen ay tesadüfen karşılaştık. Gayet iyiydi. Hayatımla ilgili yeni kararlar aldım dedi. Hatta tekrar beraber olalım imasında bulundu. Ben de başka bir ilişkim var dedim. Gerçekten öyle mi? Evet, gerçekten birisi var hayatımda. Peki sana son bir soru. Dün sabah 8 ile 10 arası neredeydin? Buradaydım işte. Biz şu öbür telefonu bir bulalım da. Teşekkürler. Umarım bulursunuz katili. Buluruz, merak etme. Neden üstüne gidiyorsun adam? Adam cinayet saat içtiğim dedi ya. Korkan adam gördün mü, dayanamıyorum Sayın Özen. Alışkanlık herhalde. Şenol. Bizim öğretmenin bir telefonu daha varmış. Olay yeri incelemeye sor bakalım bulmuşlar mı? Ha bulamadılarsa evine, arabasına, her yere iyice bir baksınlar. Ayrıca hesabını kontrol edin. Gelir düzeyi ne zaman yükselmiş? Bu para kocadan mı geliyor? İyice araştırın. Tamamdır abi. Hadi bakalım. Sabah şu telefonun akıbetini öğrenip de ona göre hareket edelim. Tamam. İyi geceler Sayın Özen. İyi dinlen, yorgun görünüyorsun. Sağ ol. Çok düşüncelisin, ağlayacağım. Abi. Hı? Ya ben bu Lena'yı aradım, taradım ama yok. Bulamadım. Bulsan şaşardım zaten Şenol. Şimdi beni eve bırak, sonra sabaha kadar ara bul şu kızı. Sabaha kadar mı? Bütün gece arayayım mı yani? Ara tabii lan. Niye aramıyorsun? Ben mi arayayım? Ara bul şu kızı yeter be. Tamam abi. Allah Allah. Senin... Neyse. Serdar. Annem nerede canım? Bütün gün beni görmedin. İlk sorun bu mu? Çok yorgunum. Şşş. Sakin. Annen erkenden uyudu. Hı. Yani yalnız sayılırız. Sadece sen ve ben. Olsun. Yine de dikkat etmemiz lazım. Ama daha lafımı bitirmedim ki. Küveti doldurdum. Ardından güzel bir yemek seni bekliyor. Sonra da... Güzel bir uyku. Doğru. Aa, anne. Ben karnım acıkmıştı da yemek yiyecektim. Ama yemesem de olur. Siz keyfinize bakın. İyi geceler size.
Ya evde kimse yok mu? Ne bu sessizlik? İyi akşamlar ev halkı. Ay hoş geldin oğlum, geldin mi? Çok şükür. Hoş geldin abi. Yemeğini koyayım, hazır hemen de. Ya daha sabah çıktım evden. Niye böyle üç gündür yokmuşum gibi davranıyorsunuz? Bana bak. O kitap ne? Fizik. Fizik. Evet. Ya ben şu yemekten önce gidip şu köşede bir ağlayayım. Eve geldim, bir de baktım ne gördüm? Aydan ders çalışıyor. Ne bangır bangır bir müzik, ne elinde devamlı cep telefonu. Varsa yoksa fizik. İlahi abi. İlahi ya. Ya anne ne oluyor? Yani üç vakte kadar öleceğimi öğrendiniz de benden mi saklıyorsunuz? Ay ağzını hayra aç oğlum. Ne biçim konuşuyorsun öyle? Tövbe tövbe. Ya bana bakın. Siz unutuyorsunuz benim cinayet masasında komiser olduğumu. Ya gözünüzden anlıyorum. Bir şey var saklıyorsunuz. Yok bir şey oğlum. Nasıl geçti günü? Aynı. Aynı derken? Aynı derken işte cinayetler, raporlar, emniyet müdürlüğü, Remzi Amir, benim masa. Ya adamı şaşırtmayın. Allah Allah. Kardeş, anne ne oluyor ya? İçinize uzaylı mı kaçtı? Ay yok canım oğlum öyle bir şey. Yani bütün gün kelle koltukta çalışıyorsun. Hani aç mısın tok musun merak ettik. Evet tok musun mesela? Öğle yemeği yedin mi abi? Yemese miydim? Ha, ne yedin? Evet. Afiyet olsun. Kimle yedin? İşte Şenol, şu beden arkadaşlar. Ya saçmalamayın. Ne oluyor? Ne bu sorular ya? O zaman ben de size bir soru sorayım ama düzgün cevap vereceksiniz. Ya siz delirdiniz mi? Allah Allah. Heh Nagihan, bir sen eksik. Kaçtı benim iştahım, yemiyorum. Allah Allah. Var ya takmış öbür kıza ha, ben sana söyleyeyim. Baksana Nagihan arayınca iştah kaçıyor falan. Yandık. Bu var ya nişanı atar daha da 10 sene gitmez bu evden. Ay bak görüyor musun? Bir sen eksiktin diyor kıza. Of. Bugün öyle görmek istedim ki seni. Şeytan dedi kalk git şube. Sen beni özlemedin mi? 2 gün oldu görüşmeyeli. Of, olsun artık şu düğün. Ya olsun olsun, biz de olmasın demiyoruz. Tabii olsun da işte herkese haber saldım. Bir haber bekliyorum. Yani evi ayarlar ayarlamaz olacak. Ne? Buraya bile gelin gelir misin? Ya hani sen istemiyordun. Ev üstüne ev kurulmaz diyordunuz annenle ikiniz. Evlenelim de ben başka bir şey istemiyorum. Kayınvalidemle bile yaşarım yani. Yeter ki sana kavuşayım. Bak şimdi mesela biz evli olsaydık ne güzel odamıza çekilirdik. Kız manyak manyak konuşma, o nasıl söz öyle? Olur tabii. Ya bir şey diyeceğim. Ben şimdi çıkıp geleyim mi? Ya evlenince olur zaten. Ben şimdi hemen özlediysek diye dedim. Ya Allah aşkına bırak ya, millet neler yapıyor ya. Böyle beraber yaşamalar falan. Kim mi? Ya sonuçta gazetelerden okuyoruz. Aman canım artist onlar. Ama yani ben de gazozuna ilaç atacak değilim sonuçta. Yarın öbür gün evleneceğiz. Ya tamam kızmadım, kızmadım. Tamam ben de seni çok seviyorum. Bak endişelenme tamam mı? Evdekilere söyle onlar da endişelenmesin. Ev bulur bulmaz halledeceğiz bu işi. Hadi selamlar saygılar. Hadi iyi akşamlar. Alo Şenol, ne yaptın? Buldun mu? Yok abi, yok. Bulamadım. Bakıyorum abi, işte Aksaray'dayım. Ha bu Topkapı tarafında bir pansiyonda kalıyorlarmış. Oraya da bakacağım. Bak oğlum bak, her yere bak, tamam mı? Hadi bakalım. Hadi eyvallah.
İster misin? Ha? İster misin? İçilir mi o sabah sabah be? Zehir gibidir. Ne bileyim, öyle bir baktın ki canın isteri zannettim. Yok be, dalmışım ben. Öğretmenin hesaplar bomba. Bakayım. Bu ödemeler onun hesabından mı çıkmış? Demek ki iyi nafaka koparmış kocadan. Yok burada nafaka falan. Asıl bomba oğlunun Amerika'daki okul masrafları da annenin hesabından. Öğretmen maaşıyla ha? Hem çocuğu Amerika'da okutuyor hem kadınla konuşmuyor. Anlaşıldı. Şunları gidip bir görelim. Bu ailede bir iş var. Topkapı falan diyordun. Ne oldu? Yok abi. Ey karısı ya. Ay. Ay. Aydan Allah aşkına kapat şunu. Kafam şişti vallahi. Belli belli. Sıkmış yine kafayı. Ah sorma. Sen abim bir kızla gördüm dedin ya. İşte o sırada zınk diye bir ağrı girdi kafama. Ah çok başım ağrıyor çok. Ay anne o geçer mi öyle? Dur ben ağrı kesici getireyim sana. İstemem, ağrı kesici falan fayda etmez bana. Ay ben biliyorum kendimi. Ağrıyınca bir iyice sıkıyorum. Rahatlayınca da azıcık gevşetiveriyorum. Ah. Ya anne abimle konuşsa mıydın? Kızım konuştuk ya, inkar ediyor işte. Ya onu demiyorum ya. Bayağı böyle açık açık ben seni gördüm. Olmaz. Ben bilirim malımı. Çok inatçıdır o. Tıpkı rahmetli gibi. Üstüne vardıkça elin çıyanını getirir eve gelin diye. Anne hayırdır sen de kızı tanımadan çıyan falan? Coştun iyice. Kızım sen demedin mi sarışın diye? Sinsi olur sarışınlar. Korkarım ben sarılarda. Esas sen onu bunu bırak da. Bunlar böyle ulu orta geziyorlar. Nagihan duymasa bari. Kız tövbe de. Deyince duymayacaksa diyeyim. Tövbe. Ay. Dur bakalım benim aklımda bir şey var. Kimselere duyurmadan inşallah hallederim. Annemle küsüm diyordun. Öyleyim. Ama Amerika'da seni okutan annemmiş. Öyle. E nasıl oluyor bu iş? O bana küs değildi. Peki sen bize neden küs olduğunu güzel güzel anlat olur mu? Anlattım ya, hayatıma çok karışıyordu. Koray. Başka bir şey var. Özmen Bey, durumunuz gayet iyi. Peki Koray'ın okul masraflarını neden karşılamadınız? Birkaç senedir işlerim istediğim gibi güzel gitmiyordu. Bu yükü de rahmetli eşim yüklendi. Müzik öğretmeni maaşıyla? Özel dersler falan da var. 24 saat özel ders versin yine karşılayamaz bu masrafı. Boşandığımızda benden aldığı nafakaları biriktirmiş demek, harcamamış. Hesap özetleri var elimizde. Her ay bankaya yüklü miktarda para yatıyormuş. Koray. Hadi koçum. Daha fazla yorma bizi. Söyle bakalım. Annene neden küstün? Hadi sen istersen yukarı çık. Bir şey konuşuyorum çocukla. Ben ne biliyorsam anlatacağım size. Bunun burada olması şart mı? Cansu. Eskortluk yapıyormuş. Ne? Eskortluk. Yani özel ders yok öyle mi? Murat. Peki siz bu durumu ne kadar zamandan beri biliyorsunuz? Bir yıl kadar oldu. Demek bu yüzden Koray annesine küs ha? Bu yaşta bir erkek çocuğunun kolay kabul edebileceği bir şey değil bu. Vallahi boşanmış olsa da eski bir kocanın da kolay kabul edebileceği bir şey değil bu. Oğlum için yaşıyorum ben artık. Duyunca sinirlenmedim desem yalan olur. Tartıştım da ama o kadar. Zaten bitmiş bir ilişkiydi. Bunu duyunca selamımız sabahımız da bitti. Diğer telefon neden kullandığı belli oldu. Peki Koray nereden öğrenmiş? Tesadüfen. İnternette eskort sitesinde görmüş bir arkadaşı. Sonra da söylemiş. Yıkıldı tabii çocuk. Şenol, Cevat'ı ara, durumdan haberdar et. Maktul'ün evini didik didik arasınlar. Adres defteri, fotoğraf, kıyafet ne varsa. Tamam komiserim.
Yalnız Özmen Bey, Koray bize yardımcı olmalı. İnternet adreslerini alalım, bir de kendi bilgisayarını inceleyeceğiz. Yardımcı olur tabii. Ama böyle bilgisayarını falan... Bir dakika, bir dakika. Annesini öldürdüğünü düşünmüyorsunuz herhalde. Biz her şeyi düşünürüz. Bizim işimiz bu. Ayrıca siz de elimizin altında olun. Bilginize başvurabiliriz. Uzun nasılsın? Sağ olun komiserim. Siz nasılsınız? İyiyim. Bunu Remzi amirine götürüyorsun. İnce bir cila atıyor, tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Vay arkadaş, ne öğretmenmiş be. Bakalım bu meslekte daha neler öğreneceğiz. Amerikalı bir tane öğretmen böyle erkek dergisine poz veriyor. Hemen işten atıyorlar. Ama pozları görmen lazımdı komiserim. Ben sizi bu güzel ve seviyeli konuyla baş başa bırakayım. Çok işim var benim. Oğlum şu kızın yanında doğru dürüst konuş lan, yakacağım bizi. Oğlum sen niye devamlı telefonla oynuyorsun lan? Abi bu gittiğim yerleri tembih ettim. Bir durum olursa hemen arayacaklar. Nasıl? Senin telefonunu mu verdi? Ne yapsaydım abi? Başka türlü nasıl bulacağız? Bunu hemen bilgi işleme ver. Tüm yazışmaların dökümünü istiyorum. Acil. Emredersiniz komiser. Neymiş o? Dur daha açılıyor. Vay. Arkadaş, yani bu internete çoluk çocuk da giriyor. Bizim kadının fotoğrafını burada bulamayacağız galiba. Takma isimler bunlar. Mutlaka içinden birinin adı da olmalı. Asıl bizim bu sitenin sahibini bulmamız lazım. Ya şu sıcak geceleri bir açsana bakayım. Ne alaka ya? Yok yani bizim kadın öğretmen ya, geceleri bu işi yapabiliyor. Havalar da sıcak, ondan dedim. Belki o ismi almıştır diye yani. Şu Lene var ya, öldürülen kızın arkadaşıymış. Onu kesin bulmamız lazım. Ben nereden bileyim? Oğlum sen bunun hayatını falan kurtarmadın mı? Yani ne bileyim? Ben kurtardım o kadar. Ondan sonra bir daha görmedim ki. Gördün ya sen o. Emniyetin önünden taksiye bindiriyordun. Ben onu size söyledim ya komiserim, o şey ya. Ya Nazlı komiserin şeyi diyor. Hani kız buradan çıkıyordu, gözümüze bir gariban gözüktü. İçimiz acıdı. Ben sana dedim ya, git bir ihtiyacı, bir isteği var mı diye sor dedim hani. Ha. Ki bir şey de istemedi yani. Yani istemedi. Ondan sonra da bir daha görmedim o kadın. İyi o zaman, neyse. Benim bu kızı bulmam lazım. Neden? Çünkü bu cinayetin çözülmesi gerekiyor. Tamam. Kolay gelsin. Hah, toprağım ne oldu, ne buldun? İkinci telefonu da bulduk. İkinci hayatın ikinci numarası. Aynen öyle. Diğer aranan numaralar tespit edilsin. En çok aranan numaraya ve sahibini tespit ettim ben. Alın. Ver bakayım. Teknik takibe verin. Tüm dökümlerini istiyorum iki telefonunda. Tamam komiserim. Sağ ol toprağım. Hadi kolay gelsin. Kaya Göncü. İş yeri Maslak'taymış. Kim ki bu? İşte bu sitenin sahibi oluyor kendisi. Buyurun. Sizle biraz konuşmak istiyoruz. Tabii. Yalnız. Yalnız. Arkadaşlar, bize biraz müsaade. Hadi iyisiniz paydos. Nasıl yardımcı olabilirim? Cansu Kazan'ı tanıyor musunuz? Yani yabancı değil gibi ama. Müzik öğretmeni. Belki hatırlarsın. Şimdi bizim bir sürü sitemiz var. Evlilik sitesindeki üyelerden biri mi? Yani binlerce üye var. Yok canım. Bu sitesinin üyelerinden. Ya bakın ama öyle. Kadın öldü lan. Öldü mü? Telefonu elimizde. En çok seni aramış. Bu yüzden seni almaya geldik. Bakın, özel arkadaşlık sitemizin üyesiydi kendisi. Ama iki ay önce ayrıldı. Neden ayrıldı? Bir bilginiz var mı? Vallahi erkek arkadaşların en çok tercih ettiği üyelerden biriydi aslında. Ulan hala arkadaş diyor ya. Buran, sakin. Ama istemedi işte. Oğlu öğrenmiş. Araları bozulmuş. Çok üzgündü. İkna edemedik. Bize müşterilerinizin bilgileri lazım. Arkadaşlarının demek istiyorsunuz herhalde.
Arkadaş olsun, hadi öyle olsun. Yani yasal olarak öyle bir yetkimiz yok. Ya karı satmaya yetkin var da bu çakalların kimliğini vermeye mi yetkin yok kurnaz? Bakın kırıcı oluyorsunuz ama biz o insanların tanışmasını sağlıyoruz. Şimdi sen bana bak. Bir kadın öldürüldü. Biz öldüreni yakalayacağız. Elimizde telefonu var. O kimlikleri bulmamız 2 günümüzü alır. Ama gel sen uğraştırma bizi. Dediklerimizi yap. Yoksuz! Tamam. Tamam. Vereceğim. Gel. Zeliha Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun, oturun, rahat edin. Sağ ol. Zeliha Hanım, nasılsınız? Sizinki de burada yok, dışarıda. Biliyorum, biliyorum. Gelirken telefon ettim, kontrol edip de geldim. Hayrola? Bir halt mı etti? Ölümü gör, buraya geldiğimi bilmesin, olur mu? Ya Zeliha Hanım, şimdi bunlar yanlış sözler, ölümü gör falan. Tamam, siz söyleyin. Vallahi duyarsa çok kızar. Bana inadından olmayacak işler yapar. Tamam, tamam. Siz söyleyin. Ben söylemem. Bizimki bir kadınla düşüp kalkıyormuş. Ha? Nasıl ya? Daha geçen gün evleniyorum, ev falan tuttum diyordu. Nerede? Çoktan bıraktı o evi. Ben de bizim eve yakın olmak için bıraktı sanıyordum. Meğer eline aşüftesi içinmiş. Zeliha Hanım, tamam bizim Murat deli dolu adamdır ama evlilik arifesinde de böyle şeyler yapmaz. İnşallah. Bizim Aydan görmüş, lüks bir lokantada böyle onu orada yiyip içiyorlarmış. Gülüşü öyle iş. Yani sırf yemek içinse. Vallahi yokladım ağzını, yalan söylüyor. Daireden Şenol falan vardı, arkadaşlarla edip diyor. Ulan Murat. Vallahi sizi pek sayar, babası gibi bilir. Şöyle ağzını bir yoklasanız, bir konuşsanız ha. Hani erkektir yapar, lafım yok ona. Hangimizinki yapmadı değil mi? Yok vallahi ben yapmadım da, konu ben değilim. Tamam. Yani şimdi böyle düğün arifesinde bir duyan gören olsa ne deriz değil mi ya? Tamam Zeliha Hanım, siz sakin olun. Durun, tamam. Konuşuruz. Olur. Gerçekten sende bir sorun var ha. Neydi o öyle konuşmalar? Allah Allah, ne olmuş? Duyan da ofise gaz bombası attık zannedecek. Keşke bomba atsaydın da böyle olmasaydı. İstediğimizi öyle ya da böyle aldık mı aldık. Gerisine karışma. Yine alırdık. Bu kadar hakarete, tehdide gerek yoktu ya. Ya adam, anladın mı? Kılıfını uydurup kadın satıyor. Yapıyorsak bu tip heriflere yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Masum insana şiddet mi uyguluyoruz? Beni hiç anlamıyorsun değil mi? Ben de aynısını sana soracaktım. Allah Allah. Alo, hayırdır amirim? Biz de çıktık geliyorduk. Akşama takılalım mı? Takılalım amirim, ne demek? Tamam. Amirim arıyor. Ne yapalım? Yani koskoca amir ağzımın içine bakıyor. O kadar seviyor beni. Bir sana yaranamıyorum. Ya bir için kalbimi kırıyorsun ya. Serdar. Yorulmuş mu aşkım? Sağ ol aşkım. Ama çiçek getirmenin de başka bir prosedürü vardı eskiden. Bir sarılırdın, bir öperdin. Doğru söylüyorsun ama burada nasıl yapayım? Evde de annen var. Ay, kırıldın mı sen yoksa? Gel. Kırıldım ama düzeltmen için güzel bir fırsat yarattım sana. Neymiş o fırsat? Baş başa yemeğe gideceğiz. Annem? Yanından geliyorum. Gayet iyi. Gidin eğlenin dedi. Başka bir sorun? Ne yok, o zaman gidelim. Ne iyi ettik de geldik be amirim. Sık sık yapalım bunu ya. Benim artık eskisi gibi bünyem kaldırmıyor. 40 yılın başında fırsat bulursam işte.
O zaman kebaba gel amirim. Ustam, çek şu olmuş amirimle bana. Ha. Evlilik işleri nasıl gidiyor oğlum? İyi, iyi. Halledeceğiz inşallah yakında. Evi de tuttun ha? Ha, yok, evi tutamadık, vazgeçtik o evden. Yeni bir ev bakıyoruz. Gerçi hepsi ateş pahası, nasıl yapacağım bilmiyorum. Başka biri mi var lan? Efendim? Başka biri mi var oğlum? Yok amirim. Bak burada erkek erkeğe konuşuyoruz ona göre. Olur mu öyle şey amirim? İyi o zaman niye uzatıyorsun oğlum? Bir sürü masal anlatıyorsun, mazeret buluyorsun. Ya amirim uğraşıyoruz, bir sürü eksiğimiz var. Ayrıca ben bu sorudan sıkıldım, evleneyim kurtulayım diyorum. Başka biri yok yani ha? Ya ekmek musak çarpsın yok. Tamam oğlum tamam. Murat. Oğlum o böbrek mi lan? Ha böbrek. Attırayım mı bize de? Uyar. Usta bir böbrek de amirimle bize at. Ama böyle yağıyla yatağıyla ha. Bu böbreğin yağı da başka oluyor amirim be. Yani zaten bu doktorlar da demiyor mu kuyruk yağı yiyin sağlıklıdır diye. Gerçi ben sallamam pek ama. Ben severim. Tabii canım böbrek candır. Murat. Oğlum çapkınlık erkeğe yakışıyor. Ama böyle yoluyla usturuvuyla yapılırsa. Bak yarın öbürsü gün evleneceksin. Böyle duman çıkmasın yani. Ha? Amirim ne yapayım? Alayım bunları bir daha mı öpeyim? Niye sen bana inanmıyorsun ya? Ya oğlum tamam tamam. Sanki ben malımın huyunu bilmiyormuşum gibi. İkide bir ekmeği öpüp durma çarpılacaksın. Senin kıl ne yapıyor? Kim? Var ya canım ortağın. Murat mıydı neydi? Akşam akşam sinir etti yine. Seninle mi uğraşıyor? Yok. Sadece onunla sorguya gitmek istemiyorum. Çocuk azarlar gibi azarlıyor milleti. Hakaretin bini bin para. Şikayet etmiştin sen onu. Ne oldu o iş? Bilmiyorum. Halletmişlerdir o işi. Nasıl hallederler canım? Ya bakma sen. Severler öyle tipleri. Kollarlar yani. Sanmıyorum. Olmaz öyle şey. Annem sandım. Şu banka mesajları da insanın yüreğini ağzına getiriyor. Ya dedim ya sana annenle konuştum diye. Kadının halinden gayet memnun. Olsun. Yine de onu yalnız bırakmamam lazımdı. Kendimi suçlu hissediyorum. Baskıcı bir anne gibisin. Serdar bilmiyormuş gibi konuşuyorsun. Yani çok hassas bir dönemden geçiyoruz. Canım bu kadar erken kalkmamıza gerek yok. Biraz daha oturabiliriz istersen. Olsun. Tatlıyı da evde yeriz. Yeter ki senin için rahat olsun. Anlayışlı sevgilim benim. Gel. Komiserim girebilirsiniz. Merhabalar müdürüm. Evet, ne vardı? Şikayet dilekçesi vermiştim. Onun hakkında bilgi almak istiyorum. Verdiysen konmuştur işleme. Konulmamış. Nereden biliyorsun? Genel müdürlükteki yetkili daireyi aradım. Ulaşmamış. Ne demek aradım? Önce bize bir gelsene. Belki unutuldu, belki bir terslik oldu. Şimdi geldim ya müdürüm. Bir sorun bile çıksa önemli olan onun halledilmesi. Senin adın neydi? Nazlı Özen. Günaydın millet. Günaydın abi. Şenol ne yaptın lan? Abi sabaha kadar uyumadım. Her yere baktım. Ne sonuç? Yok.
Yer yarıldı, içine girdi sanki. Yok. Ya. Bunlar teknik takipten geldi. Bu öldürülen öğretmenin iki telefonunda kayıtları. Size de günaydın Sayın Özen. Günaydın. Ne yapıyorsun? Bir teorim var da. Ne oldu, buraya gelirken kafana elma mı düştü? Ayrıca öyle masa başında teori üreterek olmaz o işler. Neymiş teorim bakayım? Sessiz olur musun lütfen? Evet. Buldum. Biz de öğrenebileceğiz mi bu teoriyi? Evet. Buna küme teorisi denir. Vay 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 Şenol. Görüyor musun, Nazlı Hanım sanki polis değil bilim adamı. Ayrıca böyle anlaşılmayan terimler kullanıyor ki daha havalı olsun, anladın? İlkokulda öğretiyorlar bunu. Biraz kafayı çalıştırırsan. Şimdi... Cansu öğretmenin iki farklı hayatı var. Tamam mı? Bu Cansu öğretmenin sıradan, sevilen müzik öğretmeni hayatı. Bu numaralar bu hayata ait. Diğeri de seçkin müşterileri olan pahalı bir eskort hayatı. Bu numaralar da bu gruba, bu kümeye ait. İki kümenin de birbirinden haberi yok. İki ayrı grup insan. İki kümenin kesiştiği bir nokta bulursak... Yani iki telefonda arayan biri var mı diyorsun? Evet. İki kümenin kesişimi. İyi de şimdi bu o insanın katil olduğunu göstermez ki. Olmadığını da göstermez. Ve demek ki ayrıca o kişi çok şey biliyor demek, değil mi? Bakalım. Ve bu kişi de Tunç Özçelik. Tunç. Biz nereden biliyoruz bu ismi ya? Tunç, Tunç. Aa, Münir öğretmenin nişanlısı. Emin misin lan? Evet. Vay vay vay, bak sen. Demek ki en yakın arkadaşın nişanlısının eskort Cansu'dan haberi var ha? Şenol, hemen Tunç Özçelik'i getiriyorsun. Tamamdır komiserim. Nasılsın Tunç Bey? Epeydir beni bekletiyorsunuz burada. Sadece birkaç soru soracağız demişti getiren arkadaş. Doğru söylemiş. Hata tamamen bende. Ben senin geldiğini unuttum, kapının önünde çay içiyordum ya. Umarım sorun değildir. Tunç Bey, Cansu Kazan'ı en son ne zaman gördünüz? En son geçen akşam. O, ben ve Münir'e birlikte yemek yedik. Ölmeden önceki akşam. Evet. Ama neden bu şekilde sorgulanıyorum? Yoksa benden mi şüpheleniyorsunuz? Standart prosedür. Cansu Hanım'la ilişkinizin samimiyetinin derecesi neydi? Arkadaşlık. Daha doğrusu benden çok Münire'nin arkadaşıydı. Ben o vesileyle tanıyorum. Cansu Hanım'ın eskortluk yaptığını biliyor muydun? Hayır. Bilmiyordum. Emin misin? Bakın. Ben bu sorulardan sıkıldım. Cansu Hanım'la Münir Hanım'ın haberi olmadan görüştünüz oldu mu? Hayır, neden görüşeyim ki? Hem görüşseydim Münire'nin haberi olurdu bundan. Şimdi bak Tunç. Ha, Tunç diyebilirim, sorun olmaz değil mi? Burada kaç dakikadır içli dışlıyız. Alınmaca yok ama bana yalan söylüyorsun gibi geliyor. Ben bu tavrınızdan rahatsız oldum. Avukatımı istiyorum. Tabii ki avukatınızı arayabilirsiniz. Biz size sadece sorular sormakla yükümlüyüz. Size doğruları söylerseniz. Doğru söylüyorum. Ya o zaman niye kimsenin bilmediği eskort numarasından Cansu Hanım'ı defalarca arıyorsun? Ha? Ya bak Tunç, işimizi zorlaştırma. Daha şimdiden cevabını bildiğimiz sorulara yalan cevaplar veriyorsun. Artık doğruları söylemenin zamanı geldi. Tamam. Ama lütfen Münire'nin haberi olmasın. Sana bağlı. Cansu ile ilişkimiz vardı. Aşık mıydınız? Başlangıçta ciddi bir şey değildi. Onun yaptığı işi öğrendim. Bir gün eskort olarak çağırdım. Beni görünce panikledi.
gitmek istedi. Sakinleştirdim. Zaten istediğim sadece fiziksel bir ilişkiydi. Sonra? Sonra birkaç kere daha birlikte olduk. Sonra da bu işi bıraktı. Ama ben onu bırakamadım. Tehdit mi ettin? Aşık olmuştum. Münire'yle ayrılmayı bile düşündüm. Ama o izin vermedi. Münire'yle ve okulla arasını bozmak istemiyordu. Hayatım alt üst olur diyordu. Ayrılmak istiyordu ama bir yandan da sırrını açıklamamdan da korkuyordu. O zaman niye öldürdün kadını ha? Niye? Yemin ederim ben öldürmedim. Ama Tunç Bey, öldüğü günün sabahı onunla telefonla konuşmuşsunuz. Ya Tunç, uğraştırma bizi. Belli ki isteyerek yapmamışsın. Bir kaza olmuş, itmişsin kadını. Düşmüş, sehpaya çarpmış. Sen de korkup kaçmışsın. Hayır, yemin ederim ona dokunmadım. Tamam, o sabah oradaydım, doğru. Duş aldım, çıktığımda onu yerde yatarken gördüm. Korktum. Üzerime kalacağını düşündüm, kaçtım. Korktum, kaçtım. Vallahi amirim, bence bu herif olabilir. Sonuçta yalan söylüyor. Sabah kadının evinde olduğunu da itiraf etti. Bir tek cinayeti itiraf etmiyor. Sen ne düşünüyorsun Nazlı Komiserim? Pek emin değilim ben. Öyle mi? Neden? Neden? Çünkü adam profesyonel bir yalancı değil. Bugüne kadar söylediği bütün yalanları kabul etti. Adamın tek ısrar ettiği konu öldürmediği. O da bana inandırıcı geliyor. Ya iyi tamam olabilir de yani ne yapalım şimdi adamı bırakalım gitsin mi? Murat. Tabii ki adamı bırakalım gitsin demiyorum. Bir süre gözaltında kalsın. Biz de o sırada devam edelim. Hala eksikler olduğunu düşünüyorum ben. Tamam. O zaman daha fazla delil toplayalım. Alo. Şenol. Neredesin nasıl? Şenol çok korkuyorum. Natalie'yi öldürdüler. Biliyoruz lan biliyoruz. Neredesin sen? Galata, bir arkadaşın evindeyim. Niye kaçtın lan sen, ha? Bana adresini ver çabuk, çabuk. Tamam, hiçbir yere kıpırdama, geliyorum. Abi. Ne oldu lan? Lena aradı. Neredeymiş? Galata'da bir yerdeymiş, aldım adresi. İyi, yürü yürü, şu Nazlı'yı yakalanmadan gidelim. At uzunum. Dur oğlum dur, ben aklımda tutamam, dur. Evet. Bu Lena'nın soyadı neydi? Matyanko. Galata. Tamam yavrum. Sağ ol kardeşim, kolay gelsin. Ekibi topla, Galata'ya gidiyoruz zaten. Murat nerede? Bilmiyorum vallahi. Hadi kolay gelsin. Alo Remzi Bey. Ben Murat'ın annesi Zeliha. Müsait miydiniz? Buyurun Zeliha Hanım. Nasılsınız? İyiyiz çok şükür. Ne yaptınız? Konuşabildiniz mi bizim oğlanla? Konuşmaya çalıştım ama pek sonuca varamadım. Tüh tüh. İş ciddi desenize. Vallahi çok dayattım ama yemin billah etti. Ekmek falan öpmeye çalıştı kerata. Anlayacağınız biraz beklemek gerekti. Bakalım neler olacak göreceğiz. Tam ucuna geldik. Şu başımıza gelene bakın. Hayırlısıyla bir baş göz edebilseydik şu oğlanı. Zeliha Hanım, hemen yangın yerine çevirmeyelim ortalığı. Biraz bekleyelim. Bakalım hastaları neymiş. Ondan sonra düşünür karar veririz. Tamam Remzi Bey, sağ olun. Allah razı olsun sizden. Ne yapacaksınız şimdi? Bekleyecek misiniz öyle? Aydan, sen emin misin? Abine fitnelik olsun diye demiş olmayasın bunları. Anne yok artık ya. Ya inanamıyorum yani sana. Gördüğümüzü söyledik herhalde. Bundan sonra var ya, sana bir şey söylersem ne olayım? Tamam kızım, tamam ya. Aman canım, ben de biliyor muyum ne dediğimi? Hep o haklı ya, hep o haklı. Ay, ne yapsak, kurşumu döktürsek acaba? Komiserim, bunu Bilgi İşlem'den yolladılar. Teşekkürler.
Bilgisayarda dikkat çekici pek bir şey yok. Daha çok filmler, müzikler, Facebook yazışmaları. Ama geçen aylarda şiddet içeren bir paylaşımda bulunmuş. Onun çıktısını da almışlar. Yabersen zerre kadar üzülmem. Cesaretim olsa ben yapacağımı biliyorum. Öncesi ve sonrasında bir ipucu bulamamışlar. Kimden bahsettiği belli değil komiserim. Nesi belli değil? Tarihi 12 Mayıs. Anneler günü 12 Mayıs 2013. Gayet belli. Selena, benim. Neredeydin lan sen? He? Niye kaçtın? Pasaportu getirecektin Natalie. Ama gelmedi. Sonra öğrendim... Kim öldürmüş o kızı biliyor musun? Bilmiyorum. Ama beni de istiyor. Öldürecek beni. Çıkarın beni Rusya'ya. Polisler yakalarsa anlatırım her şeyi. Ne diyorsun lan sen? Tehdit mi ediyorsun lan sen bizi? Dur Şenol, dur. Anlat bakayım ne söyleyecekmişsin polise? Şenol'un tabancası, senin yalanların, her şeyi. Bana bak, hiçbir şey anlatmayacaksın, tamam mı ha? Tamam mı? Bu kadın var ya, bu katil edecek beni. Tamam, tamam Şenol. Hadi yürü gidelim, hadi hadi. Eşyalarım. Koy eşyalarını çabuk, hadi tamam. Niye getirdiniz beni böyle apar topar? Annenden bu kadar çok mu nefret ediyorsun? Anneler gününde bunu yazacak kadar. Ben onu anneme yazmadım. Kime yazdın peki? Avukat istiyorum. Avukat gelmeden hiçbir şey söylemeyeceğim. Tamam. Avukatını çağıralım gelsin. Böyle sıyrılabileceğini zannediyorsan yanılıyorsun. Peşini asla bırakmayacağım. Birazdan Lena isimli şahsın evine gireceğiz. Bilinen şahsı alıyoruz, tamam. Kemaller gelmiş. Ne diyorsun abi? Kime söyledim lan yerine? Kimseye. Evin sahibi arkadaşım. Ona da söyleme dedim. Söylemiş işte. Hadi yürü yürü, almaya geldiler bunu hadi. Şenol. Gel, gel.
katta da yok komiserim. Çabuk çabuk yukarı yukarı. Yapabilirsin. Öne doğru at kendini. Tutacağım ben. Korkuyorum. Hadi Lena hadi. Lütfen yapamam. Lena bak atlamazsan ben atacağım seni aşağıya. Yapamam. Atlayamam dedim. Ya hadi ne demek atlayamam. Hayır atlayamam. Koş koş koş. Lütfen. Tekrar az kaldı. Oraya da bakalım çabuk. Hadi. Çabuk. Abi geliyorlar. Lena bak. Kaçacak bir yerimiz kalmadı. Seni şimdi bunlara vereceğim. Ama konuşmayacaksın anladın mı? Bak gelecekler sakın konuşma. Aferin oğlum Şenol. İyi yakaladın aferin. Ya devrem, yakındaydık. Anonsu duyunca hemen takibi aldık. Yalnız, yanlış binaya çıkmışız. Allah'tan Şenol atladı da yakaladı. Al abi paket. Sarı, sen niye kaçıyorsun kızım ha? Niye kaçıyorsun kız? Alın lan şunu paketleyin. Bak bana borcun bana. Aferin Şenol. Hadi Murat'ım hadi, in aşağı in. Sağ ol Devrem. Artık bir masa kurarsın bize. Masa sizin köpeğiniz olsun. Size T masa kurarım ben be. Ha? Bakalım hanımefendi neler anlatacak. Hadi Allah'a emanet olun. Hadi kolay gelsin. Abi ne yapacağız? Dua edeceğiz Şenol. İşimiz dualara kaldı. Hay Allah, Kamil Hanım. Ne zahmet ettiniz ayol. Afiyet olsun efendim. Yavrum, ben iki dakika oturup kalkacaktım hemen. Ay, olur mu anne? Zaten altı yanıyordu. Demin demlemiştik. Sağ ol yavrum. Celi Hanım. Eğer benlik bir şey yoksa dükkana çıkacağım ben. Ay hazır siz de buradayken şu nikah işini konuşsak diyordum. Acaba biraz daha erkene mi alsak? Vallahi en erken Ekim gibi olur. Kurbandan sonra. O zaman nikahı şimdi yapsak da düğünü o vakit yapardık. He? Şimdi Seliha Hanım bize soracak olsan zaten bu düğün çoktan olmalıydı da. Murat uzattıkça uzattı. Peki şimdi bu acele niye ki? Yok canım, bir şey olduğundan değil de hani diyorum bunlar genç. Çıkıp alışveriş falan yapacaklar. Sizin de içiniz rahat ederdi diye. Ha yok yok yok, gerek yok Zeliha Hanım. Şimdi nikahı da, imam nikahını da aynı günde yaparız. Yani bizim içimiz rahat. Bunca yıldır sözlüler. Buna bir lafımız yok ama iki ayağımızı bir babuca sokmayalım he. Baba belki Murat bastırıyordur. Ha anne, yani bana bir şey söylemedi ama. Tabii tabii, o da hep soruyor zaten. Ama yavrum sen gene de pek lafını açma olur mu yavrum? Benim böyle uğraştığımı duyarsa pek alınır kırılır bana sonra. Biliyorum anne sen merak etme. Gerçi arada Remzi Amir var. Murat'ı da severiz. Deli dolu ama içinde düzgün bir adam olduğu belli. Gençken
Deli akar kanları erkek kısmının. Ama evlenince o da yolunu bulur. Peki, siz öyle diyorsanız öyle olsun. Biz de kendimizi ona göre ayarladık Zeliha Hanım. Bak benim kardeşimin çocuklarının sünneti olacaktı bayram sonu. Bizim düğün o vakte kalınca onlar da öne aldılar mecburen. Kamile. Ben kalkayım artık. Dükkana çıkacağım, işler bekler beni. Ama içiniz rahat etsin. Biz bu sene bu işi bitireceğiz. Hadi, Allah'a ısmarladık. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Anne, senin kahvenin mi? Ay, zahmet olacak yavrum, hay Allah. Neredeydiniz siz? Nişanlım aradı. Kayınpeder rahatsızlanmış. Şenol beni ona götürürken yolda anonsu duyduk. Sonra kayınpeder aradı. Çocuklar paniklemeyin, yok önemli bir şey dedi. Biz de Kemal'e yardıma gittik. Çok güzel hikaye. Vallahi. Biz de Koray Gültok'u aldık sorguya. Avukatını istedi. Neden diye sormayacak mısınız? Yorgunuz, yorgun. Kafalar gidik. Tamam, söyle neden? Annesiyle ilgili garip garip şeyler yazmış internete. Avukatı gelince de tutamadık. Bence öğretmenin katili Tunç Özçelik. Beklemek en iyisi. Siz yorgunsunuz zaten. Lena'yı yakalarken çok zorlandınız. Ya sen niye imalı cümleler kuruyorsun ha? Laftan anlamıyor musun ha? Lena ile bir alakamız yok diyorum. Nasıl alakanız yok peki? Kıstam yakalanacakken siz oradasınız. Kıstam öldürecek, siz yine oradasınız. Evet, oradayız. Ya ne var bunda ya? Olamaz mı? Allah Allah. En iyisi Lena'ya sormak. Abi ne yapacağız? Mine. Efendim komiserim. Kemal nerede? İçeride yemekte. Afiyet olsun beyler. Eyvallah. Ya Kemal'im, keyfini kaçırmak istemem ama bizim Nazlı komiser az önce senin Lena'nın sorgusuna girdi. Ne alaka ya? Ya bu davayı sana kaptırdı ya, bir türlü yediremiyor kendine. Hep bizle uğraşıyordu, demek ki sıra sana gelmiş devrem. Her yerin bir adabı vardır, bunları biz mi öğreteceğiz artık? İşte neler çekiyorum anla. Nasıl iş kardeşim ya? Yalnız Kemal, benim söylediğimi söyleme de papaz olmayalım şu şirretle. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Hadi kolay gelsin. Mis gibi koktu ya. Ne bakıyorsunuz lan? Hadi bak. Lena, bak sürekli buralardasın. Ya bela seni buluyor ya sen belayı. Ben bir şey yapmadım. Tamam, anlıyorum. Yaşadığın hayat zor olabilir. Bak ben de kadınım. Ama her ne oluyorsa anlatman lazım artık. Korkmadan lütfen Lena. Ne var? Ne anlatacağım? Geçen seferki olay. Bağırıp yardım istiyorsun, Şenol geliyor, seni kurtarıyor. Yanında bir adam ölüyor. Üstüne üstlük, bulduğumuz kızın üstünden senin pasaportun çıkıyor. Sonra yanına geliyorlar, yine aynı adamlar. Murat komiserle Şenol. Yani ben şunu anlamıyorum. Senin Şenol ve Murat komiserle ne alakan var? Seninle ilgili ne olay olursa altından onlar çıkıyor. Bir şey yok. Ben... Hadi Lena, artık bana güven lütfen. Hadi anlat ne olursun. Nazlı komiserim. Lena'ya birkaç soru soruyorum. İzin olursa tabii. Şimdi dosya bizim dosyamız olduğu için hani uygun olmaz, yakışık almaz. Neden? Çünkü dosya bizim dosyamız. Anlıyorum komiserim. Tamam. Lena. Korkma. Tamam, anlat her şeyi. Hadi. Thank you.
Aradığını bulabildin mi? Yakında görürsün. Neydi bu şimdi? Abi ötmüş olmasın? Yok ya, çalışıyorduk, içimiz geçmiş. Asıl sen ne yaptın ya, konuştu mu? Ulan Şenol, ne yaptın oğlum sen? Ha? Kız Şenol da Şenol, Şenol da Şenol deyip deyip duruyor oğlum. Sana resmen hayran olmuş lan. O olmasaydı beni öldüreceklerdi diyor. Oğlum Şenol, sen resmen erkekte kalitesin lan, ha? Ya, kızım verilmiş sadakası varmış ya. Başka bir şey konuştu mu bu sizin davayla ilgili falan? Anlattı. Bu bebek bakıcılığı için buraya gelmiş. Sonra Fehmi'nin yanına düşmüş, adam da bunu zorla çalıştırmış. Daha sonra bu ölen kızın da arkadaşıymış, hatta pasaportu da onunlaymış. Beraber döneceklermiş. Kız ölünce de tabii ortada kalmış. Kimin öldürdüğünü de bilmiyor. Bu Fehmi var ya senin indirdiğin. Onun üstünde birileri var diyor. Ama o da görmemiş, tanımıyor yani. Al işte. Ya yazık, bu gariban kızları getiriyorlar, böyle kullanıyorlar ya. Hayret bir şey. Şerefsiz herifler ya. Bize nezareti aldık, işlemlerini falan başlattık. Herhalde yarın da sınır dışı ederler. Ülkesine gönderin devrem ya. İyi o zaman, ben kaçtım. İyi, bir yardıma ihtiyacın olursa biz buradayız, haber et. Ha, yok, tamam tamam. Hadi, evet. Hadi iyi geceler. Hadi, hadi eyvallah. Oh. Konuşmamış abi, konuşmamış. Ucuz atlattık. Abi var ya, ben biliyordum. Ben biliyordum abi, bu Lena delikanlı kız, konuşmayacak, biliyordum. Gözüne baktım, anladım abi ya. Tamam oğlum, gaza gelme lan Lena diye yine. Bana bak, bu olayı atlattık. Bundan sonra Lena Mena ne göreceğim ne duyacağım. Tamam mı lan? Tamamdır abi. Bu Lena yarın uçağa binip ülkesine gidecek ya. Bir daha şeytan görsün yüzünü. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı abi. Hadi geçmiş olsun kardeşim. Delikanlı kızmış. Siz de çok şıksınız. Teşekkür ederim canım. Ah, geldi. Serdar, nasılsın canım? İyiyim, hoş geldin. Serdar'cığım bir saattir benimle sohbet ediyor. Bunu almıştır herhalde, ha? Olur mu efendim, benim için zevk. Ah, mersi canım. Devlet memurluğu deyince hep akşam beş pay gösterler. Sizde durum biraz farklı galiba. Yok, bize de durum farklı değil. Yani işte insanın kafasına bazen bir şey takılınca saatlerin nasıl geçtiğini anlamıyorsun. Kahve içer misin canım? Yok anneciğim, çok sağ ol. Sen? Yok sağ olun, kahve. O zaman ben odama gidiyorum. Tamam anneciğim. İstersen dışarıda yiyelim bir şeyler. Yok Serdar, annemin durumunu biliyorsun. Evde kalalım. Ya tamam işte, anneni artık biraz yalnız kalalım. Haklısın ama biraz idare etsek. Şenol.
Sağ ol. Satmadın bizi. Seni yarın gönderecekler. İyi bak kendine, tamam mı? Cansu kazandı cinayetinde. Ne durumdayız şimdi? Amirim vallahi şu Tunç bir gün daha nezarette kalırsa kendiliğinden konuşacak zaten. Merak etmeyiz. Nazlı oğlanın da suçlu olabileceğini söylüyor. Çocuğun annesiyle ilgili ölüm tehdidi yazdığı tespit edildi. Cinayet günü tek tanığı da babası. Ama bize itiraf lazım. Yoksa ne Tunç'u ne de çocuğu suçlayabiliriz. Eve bir daha baksak? Niye? Benimki bir his. Yani saçma gelebilir size ama bir şeyleri gözden kaçırmış olabiliriz. Sen ne düşünüyorsun? Vallahi gidip eve bir daha bakmanın bir zararı olmaz. İyi o zaman. Yolunuz açık olsun. Ne yap Murat? Bu simit kuru kuruya yemeyi bana bir çay söylesene. Tam olarak ne arıyoruz komiserim? Net bir şey yok. Elimizdeki delillerle örtüşmeyecek bir şey arıyoruz. Tunç Özçelik'in dediğine göre adam 20 dakika duşta kalmış. Yani zayıf da olsa ihtimal şu. Adam duştayken biri gelip Maktül'ü öldürmüş. Kapıda zorlama yok. Demek ki tanıdık birisi. Bu da oğlunu şüpheli yapıyor. Komiserim. Olay yeri inceleme bakmıştı buraları. Evet ama onlar doğrudan cinayetle ilgili delillere bakarlar. Bizdeki bilgiler ve ifadeler onlarda yok. Biz başka gözle bakmak için buradayız Şenol. Tunç, bu mutlu günümüzde sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız. O ne? Düğün davetiyesi. Münir Hoca davetiyeleri ne zaman aldım demişti? O sabah. Yani? Yani hocamız Cansu ölmeden önce buraya gelmiş. Münir Hanım. Sizinle özel olarak konuşabilir miyiz? Ben biraz sonra derse girecektim ama. Demek ki ders boş geçecek. Ne mutlu öğrencilere. Sabah davetiyeleri aldıktan sonra Cansu'ya gittim. Yolumun üstündeydi. Oturduk biraz, gergindi. Hiçbir şey anlatmadı. Çıktım. Arabaya giderken uzaktan Tunç'u gördüm. Arabasını park ediyordu.
bekledim. Cansu'nun apartmanına girdiğini gördüm. Çok şaşırmıştım. O an aklıma hep kötü şeyler geldi. Telefon açtım Tunca. Neredesin dedim. İşteyim dedi. O zaman anladım. O zaman her şeyi anladım. Ne kadar oturduğumu hatırlamıyorum. Sonra kalktım. Gittim. Kapıyı çaldım. Tunç'un ayakkabıları oradaydı. Tunç yoktu. Bir şeyler açıklamaya çalıştı. Düşündüğün gibi değil dedi. O benim en iyi arkadaşımdı. Tunç'u ne kadar sevdiğimi çok iyi biliyordu. Ayrılmamız için elinden geleni yapmıştı. Bir an onları hatırladım. Kızmıştım. Çok kızmıştım. İttim. Yere düştü. Kafası kalıyordu. Korktum. Kaçtım. Tunç Cansu'ya şantaj yapıyormuş. Cansu Hanım direkt olarak Tunç'u söylemese de belli ki sizi korumak istemiş. Bitti artık. Kapandı. Ne olacak şimdi? Yazılı ifadeni alacaklar. Siz alsanız olur mu? Ben de yanınızda olacağım. Murat, ben götüreyim. Ne yaptınız paşalar? Ne yapalım? Kapattık dosyayı. Sen ne yaptın? Ben önce Lena'yı postaladım ama ortada hiçbir şey yok. Yani kim yaptıysa harbiden hiç iz bırakmamış ha. E işte bazen olmayınca olmuyor Devrem. Doğru söylüyor. Çocuklar. Kemal. Amirim. Sen bir gel hadi. Hadi gazan mübarek olsun Devrem. Yırttık be abi, yırttık. Sus, sus, sus. Komiserim, bunu size yolladılar. Bana mı lan? Evet komiserim. İyi et, sağ ol. İfadeye çağırıyorlar. Nazlı Hanım'ın şikayetiyle ilgili. Güne başlayalım, Galata'ya çıkıp adını aşk koyalım. Var şehirde zengini ve aç yatanı, düşerse gölgesi yakaç yatanı.